Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman ve rahim Alhamdulillah Rabb al-Alemin. Ve ala ve Muhammed ve mu sahbihi Jm'ain. Dostur ya Seyyidi Sultan Evliya Mehmet ya Mevlana Mehmet. Mevla. Yangınlar devam ediyor. Yine Efendimizin Sünnetine itibaren tek bir alalım inşallah. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilâhe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allah'ın rahmetine sığındık. Estağfirullah. Estağfirullah. Yanlış yapmamış kullar değiliz. Hatalarımız çok oluyor tabii ki. Kimi zaman gazabın esiri oluyoruz. Kimi zaman dünya hevesatının esiri oluyoruz, kimi zaman şehvetin esiri oluyoruz. Bir türlü bir türlü şeytan oyunlarına çekiyor, yanlışlar yaptırıyor. O yanlışların sonunda da bir takım günahlara giriyoruz, onun da cezası geliyor. Onun için ceza gelmeden ne yapalım, istiğfar edelim dedik. İstiğfardan kaçtı, tevbe edelim. Tevbeden kaçtı. E şimdi ateşin ortasında kalınca herkes Allah'a sığınıyor. Elhamdülillah yine son nefes gelmeden Allah'a sığınıyorlar. O da güzel. Ama bundan önce Allah'a sığın dendiği zaman niye sığınmadın ki? et, tevbe et dendiği zaman niye etmedin ki? Tevbe edelim. Bütün ümmet olarak Allah'a sığınalım. Tövbe edelim. Hemen oradan çıkıyor. Tövbe etmekle ateş mi söner? Ya Mekke'nin müşrikleri de senin gibi konuşuyordu işte Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da öyle yaklaşıyordu Peygamber Zişan'a. Ateşe su taşımaya devam et, kum taşımaya devam et. Ama kalbinle de Allah'a tövbe et. Ya Rabbi bu musibet yaksı canımızı. Üzdü bizi çok, sıktı bizi çok, ağlattı gözlerimizi anladı ki hata eyledik. Sena hakiki kulluk eyleyemedik. İlahi divanına uygun hareket edemedik. Tevbe ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi. Elinde su taşırken kalbin bunu söylese o su neleri söndürür o vakit. Ama kalbinde hala yarısının ortalığı karıştırma hastalığı var. Yarısının Allah'a dönmeyi unutma hastalığı var. Gaflet içerisinde. Onun için sürüyor gidiyor. Bugün yangın, yarın sel, öteki gün deprem, böyle 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 böyle. Hastalık zaten almış başını gidiyor. Dikkat etmek lazım ana noktaya. Ana noktadan kaçırıyoruz gözümüzü, gaflet içerisinde yüzüyoruz maalesef. Şeytanın öyle bir döngüsü var ki, öyle bir kısır döngüye sokmuş ki insanları. Hayretle seyrediyor insan. Şimdi bakın, Haberde görüyoruz. Diyor ki işte falanca bir şarkıcı kız konserinden kazandığı parayı yangında ölen bilmem falanca aileye bahşetmiş. Şimdi bu şarkıcılar içerisindeki iyi huylu olan, iyi huylu olan ama bak biz hakkani bakış dedik hizmetimizin adına. Hakikat penceresinden doğruları göstereceğiz burada. Hoşuna gitsin insanların ya da gitmesin. Şimdi insanlar bunu iyi görüyor. Ne yaptı bu? Bak düşün insanların iyi dediğini biz şu an işliyoruz. Bir de böyle olmayanlar da var. Bundan daha kötü grup da var yani. Niye veriyorsun? Konserden kazandığını niye böyle bir iyi yere veriyorsun diyenler de var. Bu daha azılıları yani. Bundan iyisi de bu. İnsanımız da bunu iyi olarak telakki ediyor. Fakat biz göklere göre bir elekten geçirelim. Şimdi o yangında hayatını kaybeden çocuk helal parayla belki bu ömrüne kadar yaşamıştı. Ailesinin belki bütün kazandıkları hep helal idi. Şimdi bu kız ne iş yapıyor? Bu kız dansöz. Şimdi dansözleri sözleri tabii ileri safaya taşıdılar dansözlüğü. Hem dans sözlük yapıyor hem şarkı söylüyor. Böyle dansöz artık bu dansözler. Buradan kazandığı para nedir? Haram. Haram parayı aldı o aileye verdi. Bütün Müslümanlar gaflet içerisinde yüzünler diyorlar ki ne kadar büyük bir iş yaptı büyük bir üstün ahlak gösterdi yani. Konserinden kazandı, bütün parayı oraya verdi. Konserde ne yapıyor ki bu kız? Konserde dikiş mi yapıyor? Nakış mı yapıyor? Dans etmiyor mu bu konserde? Şarkı söylemiyor mu? Soyunmuyor mu? Bundan kazanılan para haram değil mi? Haram. Haram parayı bir aileye verdik. Müslümanlar bugün bu yaptığı ne onurlu bir hareket diyor. Bunu çok iyi olarak söylüyor. Onu parmakla gösteriyor. Düşünün ey Müslümanlar şeytanın bizi düşürdüğü şu kısır döngüyü, oyunu düşünün. Nasıl tuzaklar içerisindeyiz şeytanın? Dansözlük yapan, dansözlükten kazandığı parayı bu, bugüne kadar haram belki ağzından geçmemiş aileye verdi. O aile kabul etti mi etmedi biz orayı işlemiyoruz. Konuyu işliyoruz şu an. O şarkıcıyla da alakamız yok. O ailede de alakamız yok. Müslümanların durumuyla bizim alakamız. Bunları güzel, bunları iyi görüyoruz biz. Hakikat penceresinden bakan kalmadı. Ahmet bin Hanbel Hazretleri bir dini mevzu için geri adım atmadığından dolayı kendisini hapse atıyorlar. Hapiste vefat ediyor kendisi. O zamanın yöneticileri namazında, niyazında, dininde, dinine bağlı öyle olmasıyla birlikte neticede yöneticinin parasında mutlaka bir zulmün kokusu olur. Bir zalimlik karışmış olur. Onun için helal görmüyordu o günkü insanlar. Helal görmüyordu kesinlikle. Ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri hapiste kaldığı vakitte o günün yöneticisi onun ailesine para gönderdiği o parayı kabul ettiler diye ailesiyle konuşmamış. Bu zirve tabii. Bu noktalardan geldi 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 geldi. Bugün insanımız bunu şöyle görüyor ya. Çırılçıplak soyun, dans et, oradan kazandığın parayla cami yap. Ne iyi insansın sen. Bunu reklam yapılıyor artık bugün. Müslümanlık hangi halde? Nerede? Nerede? Onun için evliya-i kiramın yolundan gitmedin mi? Gaflet perdesi seni saracak. Öyle bir seni saracak ki yaptığın işi iyi zannedeceksin. Kötüleri yapacaksın. Kendini kandıracaksın. Ona da ne iyi dediler. O da onun böbürlenmesiyle gitti. Velhasıl bakıyorsun hakikat perdesini Allah biraz aralıyor. Herkesin başında şeytanın bir <laughs> prangası var. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, oraya gidiyor, böyle yapıyor, buraya gidiyor. Biraz develenip Allah yoluna gitmeye çalışsa sabit kademde değil ya. Öyle tam gideyim derken şeytan tekrar onu geri çekiyor. Tekrar şeytan istediği yoldan devam. Şeyhimiz söyletmese, onun sohbetlerini dinlemesen ne bileceğin şeytanın sana taktığı prangayı? Ne bileceksin? Onun için zannediyor ki insanlar dünyanın en kıymetli şeyi ticarette yaptığın en büyük kar değil yahu. Değil. O karla belki bir gaflet perdesi daha gelecek üzerine en büyük kar nedir biliyor musun? Peygamberin nurunu taşıyan zatın sözünü dinleyebilmek. Bütün gaflet perdelerini o yırtar çünkü. O kaldırır senin üzerinde. İnsanlar şimdi ne diyorlar? Aşı olalım. Çoklar aşı oldu. Zahiri hastalığa düştün. Olduğun aşı seni kurtaracak mı kurtarmayacak mı onu da bilmiyorsun. Bir ümitle onu edeyim de belki kurtulurum diyorsun sen. Bunu da bir kendine meziyet sanıyorsun. Yahu asırlardır gelen ilahi bir aşı var. Tecrübe edilmiş. Kim yaparsa, kim o aşıyı kendine vurdurursa Allah'ın izniyle kesin çare oluyor. Kesin bütün hastalıklardan kurtuluyor. Bu aşıyı vuranların hepsi selamet buldu, huzur buldu, saadet buldu. Bu kadar tecrübe edilmiş bir tane bile fire vermemiş hakkın aşısına gel diyorsun. Yok. La raybe fih diyorsun. Şek ve şüphe yok. Bu aşıyı vurduran hakkın yolunda daimidir. Cenneti garantidir. Alacağı mükafatlar sermedidir, ebedidir. Kesilmesi yok. Hakkın aşısıdır bu. Vurulana selamet geliyor. Dünyanın bütün oyunlarını birden görüyor. Hakikat perdeleri bir bir açılıyor. Hakikatin güneşi üzerine yansıyor. Her yerde şeytanın oyunu görebiliyor. Nefsin kokusunu alabiliyor. Dünyanın oyunlarını hem görüyor hem çözebiliyor. Gel buraya dediğin vakitte öteden kaçar kesin olandan kaçar. Allah'a götürenden kaçar. Ama şeytanın oyunları belkilerde bile olsa sorun yok. Onun peşinden git. Gaflet içerisinde yüzmüyor musun? Yüzüyorsun. Bu gaflet perdesinin üzerinden çıkartman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Nasıl yapacaksın onu? Eğer Allah buyuruyor, فَسْأَلُوا ehle zikri diyor Celle Celaluhu. Git zikir ehline sor. Açık ve net ayeti kerime. Hani hadisleri kabul etmiyorsun ya. <laughs> hadis söyledikleri vakitte o hadis doğru mu canım? Böyle bir yaklaşım var ya hani nefsani. Al sana Fes'elü ehle zikri ya. İn kuntum la ta'lamun Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve men ya'şu an zikri rahmani nukayyullahu şeytanen fahuve lehu karim. Allah'ın zikrinden kim yüz çevirirse bir şeytan takarız diyor Allahu Teala ona. Yanından hiç ayrılmaz onun. Ya. Allah'ı zikretsek de olur, etmesek de olur canım. Diyor ya hani. Hakkın aşısından dört nala kaçanlar var ya. Ki o aşı la raybe fihtir. Şek ve şüphesi yok onun yani. Tedavisinde bir şüphe yok odun. O aşıyı vurulan Resul-i Ekrem'in ahlakına bürünür. Hakka ancak Allah'ın Resulü'nün ahlakıyla yürünür. Başka bir türlü olamaz. Gel Resul-i Ekrem'in yoluna, onun ahlakına girelim. Onun sünnetini edinelim. Öyle Allah'a yürüyelim. Bak, bütün her şey şifa olur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bildin mi sen onun şifasını? Allah bir peygamberini gönderdi. İsa aleyhisselam, ala nebine ve aleyhisselatü vesselam. En çaresiz hastalıkları tedavi etmeye izin verdi. allah Teala İsa Aleyhisselam'a. Hatta ölüyü bile diriltmeyi. Bugün diyorsun ki sen biz tekbir çekince Allah ateşi yangını söndürür. O da dalga geçiyor onla. İsa Aleyhisselam da öyle söyledi. Ben ten hastalıklarını iyi ederim. Ölüyü diriltirim. Bir iznillah Allah'ın izniyle. Ölüyü diriltirim. Ve diriltiyordu da. Kim İsa aleyhisselam? Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Bir halifesi. Bir damlası. Ne diyor İmam Busayri Hazretleri? Bismillah. لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمَا أَحْيَا اسْمُهُ حِنَ يُدْعَى دَارِ Mevla ya salli ve sellim daimen nebada Ala habibike hayril halki kullihimi Yangını nasıl söndürürüz diyorsunuz ya Reçeteleri söylemişler Eğer Allah Resul-i Ekrem'in kadri alince diyor Ona mucizeler verseydi ismini söylediğimiz vakit Kuru kemikler dirilirdi hemen. İsmini söylediğin zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Dediğin zaman kuru kemikler dirilirdi diyor. Lan yem bima tahya'l uqul. Ama akılları böyle şaşkın hale getirecek, sarhoş edecek şeylerle bizi imtihan etmedi resul Ekrem diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ona verdiği kadre göre her şeyi gösterseydi akıllar yerinden uçardı diyor. Onun için aklımıza mukayyet olalım diye bütün hepsini göstermedi. Ama biz biliyoruz onun kadri alisinin ne kadar yüce olduğunu, yüce olduğunu biliyoruz. Tabi ne kadar onu idrak etmek o başka bir durum. Lem yemtahinna bima ta'yal uku hirsan aleyna falam nartab, ve lem diyor. Ama biz ne şüphe ettik ne itham ettik. Evet aşk ile söylersen ismini ne mucizeler ne ikramlar gelir onun katından. Efendimizin ahlakına bürünüp onun nurunu kalbine alan insanın ölü hiçbir yeri kalmaz. Hakkın aşısı budur. Resulün nurudur hakkın aşısı. O nur kalbine indiği zaman daha seni kimse karanlıkta bırakamaz. Efendimizden kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Nefsine kaçıyorsun. Şeytana kaçıyorsun. Dünyaya kaçıyorsun. Hadis-i şerifini kabul etmeyen de öyle, ayeti kabul etmeyen de öyle. Ve men ya'şu an zikri'r Rahman nuqayyid lahu Allah'ı zikret dedik sana. Kur'an'ı ki oku dedik sana. Ne için ya? Senin için kardeşim. Bu ulu yol, tarikatı aliye yolu sana bir takım zikirler veriyor. Kendini bilmez densiz düzensizler işte insan sevdiğine vereceği şeyi diyor sayarak mı verir böyle. Neden bunu söyledin? E siz sayarak zikir yapıyorsunuz ya. Onun için ben bunu söyledim. Yahu kardeşim. Sayarak zikir başta veriliyor dervişe. Neden? Çünkü tembellik, gaflet o perdeler daha üzerinden kalkmamış. Sayıyla veriliyorlar ki bunun altına düşürme diye. Yoksa tarikat-ı ali bize öğretiyor ki her an Allah'ı zikret. Bir an dahi gafil kalma. Bir an dahi gafil kalma. Buraya doğru bizi yavaş yavaş götürecek. Bu harika yola dil uzatıyor, söz uzatıyor. Göya kendisi de çok büyük bir şeymiş, aşıkmış. Halbuki bakıyorsun hakikat penceresinden şeyhimiz gösteriyor. Şeytan bütün prangalarıyla tepesinde. Aynen şeytan jockey olmuş, bu şeytan atı. <laughs> koş duruyor duruyor, koş duruyor duruyor. Söylediği bütün sözler, şeytana çıkıyor yani. Hem de nasıl konuşuyor biliyor musunuz? Ayet okuyarak konuşuyor bu adam. Ayetle konuşuyor bu adam yani. Ve men ya'şu an zikri rahman Rahman'ın zikrinden kim yüz çevirirse nukayyillahu şeytanen bir şeytan takarız ona fehuve lehu karim hiç ayrılmaz ondan o. Ha. Demek ki burada bize Allah müjde veriyor zikrimden yüz çevirene bunu yaparım. Zikrimi yapana ona da bir yardımcı kuvvet gönderirim. Bir melek gönderirim. O da onun yanından ayrılmaz. Ne vakit yanlış bir rüzgar esse ortalıkta o hemen onu tutur çeker. Hakka getirir onu, doğruya getirir onu. Gafletten çeker çıkarır onu yani. Onun için elinden tesbihi düşürme. Allah'ı zikredenlerden ol وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ an سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ İşte en kötüsü burası. O peşine taktığımız şeytan var ya, onu Allah'ın yolundan çevirir. Öyle yanlışları ona ettirir. Ama o zanneder ki ben güzel işler yapıyorum. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Daha ne oldu yani? Düşünsenize. İnsan hata yapar, günah işler. Günah işlediğini bilir. Neden? Bu çok kötü değildir. Tövbe etme imkanı var. Çünkü yanlış yaptığını biliyor. Tövbe eder. Allah tövbesini kabul eder. Öteki yanlış yapıyor. Yanlış yaptığını da bilmiyor. Al işte. Konser yapacak. Konserden çıkan parayla cami yaptırdı. Onu yaptırdı. Ne yaptırırsan yaptı. O haram para ki zaten. Senin konsere çıkman haramdır. Şarkı söylemen haramdı, Orada oynaman haramdır. Bundan çıkarttın bir para kazandın. Onu sen ne yaptırırsan yaptır. Seni kurtarmıyor ki o. Ama insanı bu hale getirdi yani cehalet. Bu hale getir. Onu iyi bir şey olur zannediyor yani. Huu, ruhumuzu yakan yangınları unuttuk biz ya. Ruhumuzu yakan yangınları unuttuk biz. Bu şeytanlar işte bizim ruhumuzu yaktılar. Doğrudan kaçırttılar bizi. Resul-i Ekrem'den uzaklaştırdılar. Ruhumuza ilahi şelaleleri serpen, hak katından gelen yağmurları serpen Efendimiz'den uzaklaştılar. Efendimiz'in bir ismi neydi? Gayz yağmur. Yağmur duasına çıkıyor. Resulullah var mı kalbinde? Aleme rahmet iniyorsa yağmur rahmettir. Her şey Efendimizin hürmetine. Kalbinde onun aşkı dop dolu olsun öyle aç ellerini bak nasıl iniyor yağmur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinden uzaklaştıran her şey bizim ruhumuzu yakan yangındı. Kimsenin derdi olmadı. Kimsenin derdi yok. Ruhumuz yandı, yandı, yandı. Ne Resulü Ekrem'e aşk kaldı, ne hürmet kaldı, ne onun sünnetine iştiyak kaldı. Öteki taraftayız. Tamamen başka bir taraftayız. Bakıyorsun bir rüzgar esiyor Fransız oluyoruz. Bir rüzgar esiyor Alman oluyoruz. Bir rüzgar İngiliz hiç Müslümana doğru gitme niyeti yok. Sünnete doğru gitme niyeti yok. Almanın modası hoşumuza gidiyor. Fransızın modası hoşumuza gidiyor. İngiliz'in modası hoşumuza gidiyor. Mutfağı, mutfağındaki yemekler, oturuş tipleri, konuşmaları, isimleri hepsi. Efendimiz'den bir sönnet söyle, ben Arap değilim diyor. Hemen terbiyesiz, edepsiz. Ben sana Arabı anlatmıyorum. Allah'ın Habibini anlatıyorum ben. Allah Subhanahu ve Teala o benim habibim demiş. Ey beni seviyorum diyen, benim yolumda gitmek isteyen, ona tabi olmadan bana gelemezsin demiş. Neden bahsediyorsun sen Arapmış vesaireymiş. Allah'ın kulu ve resulü. Allah'ın habibi. He. Ha. İstediğin kadar Kur'an oku, zikir yap. resul Ekrem'e hürmetin yoksa hepsi boş. İşte ruhumuzu yakan yangınlardan seyirilmedik. Onun için ağlamadık. Onun için üzülmedik. Ağaçlarımızı yakıyorlar, üzülüyoruz. Göklerle aramız iyi değil. Elimizi de kaldırıyoruz. Su da inmiyor. Yerdeki sularla onu söndürmeye çalışıyoruz. Ne haldeyiz ey Müslümanlar, ey müminler. Şimdi çoklarda bize kızacaklar belki. Valla hakikat böyle. İster kız, ister kızma. İster sev, ister sevme. Mevlana Cahit Rumi Hazretleri bir gün böyle kendi ehli iyaliyle birlikte ashabıyla birlikte iken yaşlı dedenin bir tanesi torununu kaybetti diyor. Aradı, taradı, bulamadı, üzüldü. En son o ümitsiz bir şekilde ararken Mevlana Hazretlerini gördü o koca sultan heybetle, haşmetle böyle resul Ekrem'in nurunu her haliyle yansıtıyor. Hemen geldi eteğine kapıl efendim. Ağlıyor, sızlıyor. Torunumu kaybettim. Can parem o benim. Canımın meyvesi. Kayboldu gitti. Bir dua edin, bir himmet edin bulalım. He. Allah aşkıyla yanıyor tabi Mevlana Hazretleri. Şimdi bak nasıl bir cevap veriyor Mevlana Hazretleri. Torununu kaybettin diye böyle yalvarıyorsun, yakarıyorsun, üzülüyorsun, ağlıyorsun. Gönlün Allah'ı kaybetmiş yetmiş senedir bir defa onun için böyle ağladın mı sen? Rabbine olan muhabbet noktasında yoksun o muhabbet deryasına dalmadın. O ilahi şaraptan kanmadın. Onun için bir gün üzülmedin, ağlamadın. Gözünden bir yaş bile akıtmadın. Sana evlat verdi, evladın altında torun verdi. O torunu bir iki saat kaybettin diye burada hüngür hüngür ağlıyorsun biri adam. Dön Rabbine de tevbe et dedi ona. Ya Rabbide. Ben ne yapmışım? 70 senedir senin için bir kere ağlamamışım ben. Şu dünya için kaç kere ağladım. Tevbe et de Kalbin 70 senedir bulamadığı mahşukuna bir dönsün. Onun huzuruna bir varsın. Ona bir yakarsın, yalvarsın. Belli mi olur? Hazret anında çocuğunu gönderir bulursun dedi Mevlana Hazretleri. Ha. Şimdi burada gaflet ile bakan şöyle söylüyor hemen. Adam orada ağlıyor, sezliyor çocuğundan dolayı. Sen dedi dil laf mı arkadaş. Hemen böyle. Şimdi insanlar öyle. Ne diyorsun sen ya? Böyle <laughs> Böyle bir tip var. İşte hakikat perdesi hakikat penceresi diyoruz ya orası burası işte. Tam burası. Nedir o? Mevlana Hazretleri baktı ruhuna. Başına gelen musibet günahından. Hakka yakaracaksın günahını silecek Allah. Musibet üzerinden kalkacak. Bu kadar. Reçeten burada. Ama işte cahil anlamaz. O yaşlı dede doğru söylüyorsun dedi. Bak o da güzel insanmış. Gitti hemen mescide diz çöktü, secdeye vardı, hüngür hüngür. Ya Rabbi ben nasıl bir ömrü yaşadım dedi ya. Senin için bir kere ağlamadım ben. Bir kere sana yalvarmadım, yakarmadım ben. Bu kalbi sen sana aşık olayım diye verdin. Aşk kadehinden bir yudum bile tatmadım ben. Ağlıyor. Hüngür hüngür tevbe ediyor o yaşlı dede. Daha sözleri bitmeden tellal bağırmaya başlar diyor. Bir çocuk bulundu. Daha secdeden kalkmamış. Bir çocuk bulundu. Hemen bakıyorlar dedenin torunu. İşte fes'alu ehle zikr diye bunun için buyuruyor Hazreti Yezdan. Zikir ehline gidin sorun. Zikir ehline. Onların kalbi Allah'a bağlıdır söylediği sözde bereket vardır. Anlamasan bile uygula. Hakkın aşısından kaçma. Kaçma ki böyle işte şeytanın oyuncağı olursun. Türlü türlü aşılar olursun. Bir işe de yaramaz. Yarasın diye ümit edersin. Kimisini öldürür, kimisini felç eder. Kimisini kaldırır. Neticesi belli değil, yapanı belli değil, üreteni belli değil. Ne için üretilmiş o da belli değil. Bunlara gidiyorsun belki bir ümit seni korur diye. Bir takım hastalıklardan. Ama hakkın aşısı yapan belli. Yaratan belli. Getiren belli. Yaratan Allah. Getiren Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve Aşıyı sana takdim eden Efendimizin halifeleri. Neyine şüphe ediyorsun? Neyine geri kaçıyorsun? Bak işte ey mümin, kendine bak da bir düşün. Nereye gidiyorsun? Nereye dalıyorsun? Şeytana neden oyuncak oluyorsun? Olma. Allah'ın has kulu ol celle celaluhu. Zikir ehlile ol. Zikir meclisinde ol. O kafanın dikine gittiğin yerler var ya, hepsinde batacaksın. Çünkü kafasının dikine giden insan kibir ile gider. Kibirle yol alan insan batmaya mahkumdur. Tevazudur kulu şahlandıran. Allah'a yakın eden, Allah ile eden. Biz mütevazi olalım inşallah. Rabbimizin alçak gönüllü kulları olalım. Kimseyi aşağılamayalım. Allah'ın öğrettiğini söyleyelim nasihat verelim, susmayalım. Bu dersler çok önemlidir. Hakkı söylerken utanma. Batılı söylerken utan. Boş konuşurken utan. Efendimiz öyle buyurdu çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekul hayran Allah'a ve ahiret güne iman eden insanlar hayır söylesin ya da sussun. Söyleyeceğin sözde hayır var mı yok? Sus o zaman. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Hayırsız sözleri konuşuyoruz. Maçtan konuşmaya hepsini konuşuyor. Programdan konuşmaya hepsini konuşuyor. Hepsini ezberlemiş yani. Ney program bu? Ee, Azize, <laughs> Esra Erol, Azize Müge Han, artık öyle olacaklar bunlar yakında heykelleri dikilecek. <laughs> öyle seviyorlar insanlar. Aziz olmuş insanların gözlerinde yani bunlar. Oo, çok dürüst, çok iyilik sever. Allah'ın kanunlarını kabul eder mi? İşine geldiğine eder, işine gelmediğini etmez. E şeytan da öyleydi zaten. Öyle değil mi? Şeytanın girihu da grubu da öyleydi zaten. Allah'ın emri olacak, kabul etmeyeceksin. Allahu Ekber. Sen nasıl bir kulsun yani? Sen Allah'ın kulu değil misin? Allah'ın mülkünde değil misin? Neysen seni kibirlendirdi? Cebimde param var. Başka? Bir de şöhretim var. Cebinde param var diyorsun ya. Karun kadar var mı? Allahu Teala nasıl anlatıyor Karun'u? Ma inne mafatihahu letanu bil usbati ulil kuvve. Karun'un hazine odalarının anahtarlarını taşıyan sandığı bir büyük cemaat taşıyabiliyordu. Düşün, anahtarlar bunlar sadece. Mal ile mi kibirlendin? Karuna bak. Şöhretle sözün geçiyor diye seni çok dinliyorlar diye mi kibirlendin? E Nemrut'a bak. Bir sivrisinek, bu kadar. Hani güzelliğinle mi kibirlendin Mevlana Hazretleri'nin dediği Bir sivilce ya. Her şey bitirir. Gücünle mi kibirlendin? Bir virüs. Gözünle bile göremediğin virüs. Her şeyi bitirir. Onun için kibirlenme. Dik kafalı olma. Ben bilirim deme. Allah bilir de. Allah ve Resulü bilir. Ben onlara tabi olurum. Onlardan öğrenirim. Efendimizin hadisi dediği zaman saygıyla dinlerim, edeble dinlerim. Kulak veririm, can kulağımı veririm. Bilirim ki orada bereket var. Bana şifa var, deva var. Efendimizin muhabbeti kalbime düşerse daha korku yok, daha hüzün yok. Bunu bilirim. Efendimizden uzaklaştığım her an bedbahlığa doğru yürüdüğümü bilirim. Bilirim. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hakikat ehlinin sözlerine kulak verdirsin bizlere. Celle Celaluhu. Hakkın aşısını olalım inşallah da ne kibire ilişelim ne riyaya ne başka kötü ahlaklara. Hakkın aşısını olalım tevazu olsun baş tacımız. Aşk ile Şevk ile Allah'ın yolunda yürüyelim Celle Celaluhu Yoksa işte O pencere açıldığı zaman Gerçekten öyle İnsanlar şeytanın elinde Oyuncak olmuş Öyle ki kabul de etmez Kibir insana bindiğimiz zaman üzerine Ben böyleyim ya der Biz şeytan nesil olmuş gitmişiz Böyle bir de kibirle aynı şeyi Devam ettirir yani Allah bizi affetsin Allah bizi affeylesin Celle Celaluhu. Şeytanın elinde oyuncak eylemesin bizim Mevlamız. Şeyhimiz Hazretlerinin ipini tutalım, şeytanın oyununu bozalım. İnşallah. Allah Subhanahu ve Teala ruhumuzu yakan yangınlardan da temizlesin bizi, feraha erdirsin. Ormanlarımızı yakan yangınlardan da. He. İnsan yetiştirmeyince durum böyle oluyor. Bomba atıp şehir merkezlerini patlatıyorlardı. Şimdi yangın yakıp ormanları ne zalim bir duruma geldi görüyor musun? İnsan öldürüyor artık insan öldürmek de kesmemeye başladı. Ormanda masum hayvanları öldürüyor. Yakıyor. Hayvancık. Sessiz. Peygamberi Zişan sallallahu ne buyurdu? Sessizlerin hakkını iyi düşünün. Gözetin. Sessizler kimdir ya Resulallah? Hayvanlar dili yok ki sana söylesin. Ne acayip değil mi? Ne acayip değil mi? Onların imtihanı da ayrı. Ayağı acıyor belki. Bizim köpeğin işte. Beli çıkmış. Burada köpeklerle dalaşmışlar. Beli çıkmış. E hayvan gelip sana söyleyemiyor. Allah'tan fark ettik de yürüyüşünden. <laughs> Böyle yani. Sessizler. Derdini söyleyemezler. Onları siz gözetin diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sessizler, yandılar, gittiler. Neden? İşte insan zalimlikte o kadar ileri noktaya gitti ki ormanında ona hiç ilişmemiş, karışmamış. Ona hiçbir ziyan vermemiş. O hayvanları da gitti öldürdü. Ama bu tip insanlar eğer tövbe etmezlerse, Allah'a kafir giderlerse, hayvanlar ki toprak olacaklar, ahirette onlara azap yok. Onlar bu tip insanlar ahirete vardıkları zaman diyecekler ki ya leyteni kuntu turaba Keşke toprak olsaydım. Yani ne demek? Hayvan gibi olsaydım yani dünyadayken. ya dünyadayken. ama öyle elem verici azaplara düşecek ki Allah muhafaza buyursun Celle Celaluhu. Ne acayip işte insan bu kadar zalim olabiliyor sırf kendi pis düşüncesini uygulamak için koskoca ormanları, ağaçları yaktın. Hadi onlar ayrı bir dert. Orada bir sürü masum hayvanlar hepsini yaktı yıktı. Aman ya Rabbi. İslam'dan uzak koymasın bizi Allah. Merhamet kalbimizden çıkmasın. Çünkü mella yerham la yurham diye buyurdu Peygamber Zişan. Merhamet etmeyen merhamet bulmaz. Bu merhametsizliğin cezası da ağır olur. Allah muhafaza buyursun hepimizi. Âmin. Allah'a tevekkül, bi hürmetil habibi, hürmetil Fatiha.